Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir şelaleyle daha karşınızdayım. Mersin'in ilçelerindeki doğal güzellikleri tek tek anlatmaya devam ediyorum. Şu anda Koramşalı köyüne bağlı olan Saklı Şelale'ye geldik. Burası son yıllarda popüler olmaya başlayan bir şelale ve diğer şelalelere göre bayağı bir belediyede hizmet yapmış, yolunu yapmış. Ve Araç'tan sonra da en yakın şelalelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Arkamda görüyorsunuz şu anda insanlar işte fotoğraf çektikleri yer ve biraz Bali'yi andıran o mağaraların içerisindeki bir şelale görüntüsü var. Şimdi de işte burayı keşfedeceğiz. Mersin'deki herhalde bir anlattım 10. şelale oldu burası. Buradan sonra da artık yüzmenin keyfini çıkaracağız. Ve yine yüzme zamanı diyoruz arkadaşlar. Şu anda buz gibi bir suya girdim. Gerçekten fena. Diğer şelalelere göre gerçekten çok soğuk, onu söylemem lazım. Aman yarabbi. Çok fena, çok fena şu an. Mükemmel ama gerçekten mükemmel. Yani burası küçük bir şelale. Şunu söyleyeyim, aileyle gelebileceğiniz en rahat şelale. Çünkü çok güzel bir yol yapmışlar. Arabadan iniyorsunuz, park ediyorsunuz. Zaten ücretsiz bir girişi var. Ondan sonra şu demir, az önce gösterdiğim demir yoldan şelaleye kadar ulaşıyorsunuz. Herhangi bir şey yok. Piknik alanı gibi bir şey de var. Yani piknik de yapabilirsiniz ama yani öyle masa sandalye falan yok. Şimdilik bu kadar. Artık gerçekten yüzmem lazım. Evet, Mersin'deki doğal mekanlar serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Karacaoğlan Şelalesi'ne geldik. Burası aslında şehir merkezine en yakın şelalelerden bir tanesi. Tömü'ye yaklaşık 10 km uzaklıkta. Ana yoldan böyle bir 8-10 km giriyorsunuz. Özel işletmeye ait bir yer. 25 TL ve kapıda otoparka ücret ödeyerek buraya giriyorsunuz. Zaten ileriki kısımlara size diğer detayları da anlatacağım. Sonrası sizi böyle şahane bir görüntü karşılıyor. Piknik alanı burası aynı zamanda. Şu anda çok arkayı göstermek istemiyorum ama bayram zamanı olduğu için çok kalabalık. Onun dışında da dediğim gibi burası en rahat ulaşabileceğiniz Mersin'e en yakın şelale. İşte şu yoldan indikten sonra arkadaşlar böyle devam ediyorsunuz. Böyle iniş devam ediyor. Yaklaşık bir 200 metre sonra şu aşağıdaki kısma ulaşıyorsunuz. Karacaoğlan Şelalesi'nde iniş kısmı bu şekilde. Normalde arkadaşlar kış sonrasında bu şelale gürül gürül akıyor. Bakın görüyorsunuz şu anda sadece bir de şuradan cılız bir şekilde akıyor ama özellikle işte Mart, Nisan aylarında burada o kadar fazla su akıyormuş ki hatta şu alan komple su doluyormuş. Şu anda piknik alanı için geldik biz tabii ki. Hem dinlenmek hem de burayı size tanıtmak istedim. Yaklaşık 30 metreden akan bir su gördüğünüz gibi. Aşağıda da işte çaya karışıyor. Doğa çok güzel ama yolu gerçekten berbattı. Daha doğrusu arabayla çok iyi geliyorsunuz ama bir süre sonra artık yürümeniz gerekiyor. Muhtemelen ileride yapacaklar çünkü artık açmaya başlamışlardı ama şu anda yol çok fenaydı ama 150-200 metreye yakın bir inişten sonra şu alana varıyorsunuz. Burada piknik masaları falan da var. Bakın görüyorsunuz. Bunlar da şu anda 2021 itibariyle 25 TL'ye kiralıyorlar. İçeri giriş otopark da 25 TL. Durum bundan ibaret. O zaman eğlenelim biraz daha. Ve şimdi şelaleye girme vakti arkadaşlar. Şimdi şelalenin en tepesine çıkacağım. Şöyle bir yol buldum. Bakalım nasıl olacak. Biraz tehlikeli tabii yol. Ama doğal bir merdiven oluşmuş. Yani resmen sadece dikkatli olun, kaygan değil. Tabii bunu bahar aylarında yapamazsınız, söyleyeyim. Şurada biraz tırmanmak gerekecek. Hoppa! Heh.
Oh. Buraya poz verelim. Bir yandan buraya. İşte şu an şelalenin tepesine kadar çıkmayı başardık. Ama şöyle bir yol kaldı. Şurayı da göster. Tam şelalenin alt kısmına geldik. Bakın şu an gösteriyorum aşağıyı. Ve az önce gördüğünüz yoldan sonra tepeye çıktık arkadaşlar. Şu anda Karacaoğlan Şelalesi'nin üst katlarındayız. Bakın aşağıdaki mesafeyi görüyorsunuz. Yaklaşık 30 metre yukarıdayız şu anda. Çok hakimiz alana manyak pozlar çektik ve Sean Duvay Instagram adresinde bunları bulabilirsiniz. Şimdi de aşağı ineceğiz. Zor değil yolu. Sadece biraz hani gerildik bazı yerlerde ama geçen günkü şelalelere göre hiçbir şeydi. Artık dönüş yoluna başlıyoruz. Bir sonraki doğal mekanımıza gideceğiz. Şimdi bu Karacaoğlan Şelalesi'nin orada güzel de böyle bir vadi var. Bakın arkamda şu anda gösteriyorum. Yine biraz suyun içinden, biraz böyle taşların arasından yürüyebileceğiniz yer ama maalesef bataklık. Şu an ayağım bayağı bir çamur içine batıyor arkadaşlar ama doğa gerçekten çok güzel. Buranın ismi Koca Deresi. Biz dedik hani biraz yürüyelim. Şelaleyi gördük. Bakalım daha nereye kadar gidecek. İleride zaten sürprizler bizi bekliyor gibi geliyor. Biraz daha derin bir yer arıyoruz. Çünkü maalesef burada çok bir derin yer yok böyle yüzmek için. Biraz daha bakacağız ileride. Bulursak da yüzeceğiz biraz. Şimdi Koca Deresi boyunca bir 500 metre gittik ama değişen bir şey yok. Yani su seviyesi bu şekilde. Ben de size kendimi feda ettim. Seviyeyi gösteriyorum bakın. Ama akıntı var yani. Ufaktan şöyle bir götürüyor. Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik Miracığım? Çağlayan Vadisi'ne. Evet biz Çağlayan Vadisi'ne geldik arkadaşlar. Bak denizler var. Evet. Sular var. Burası Mersin'de böyle Limonlu taraflarında harika bir kanyon. Aslında evet, burayı harika. Burada doktorun yeri vardı. Birkaç tane daha saklı şale falan da vardı ama biz her gelişimizde Mersin'deki birkaç yeri anlatmaya devam ediyoruz. Evet buradan da denize gideceğiz biz. İşte yol üzerinde bir 15 kilometre yürüyerek bu mekanı tanıtmak istedik size arkadaşlar. Ve daha sonra arabayla gelerek şu anda işte biraz doğa yürüyüşü yapıyoruz. Birazcık suya girip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz sonra. Sen nasıl hazırlıklar yapıyorsun? Bilmiyorum. Ya çantanı hazırlamıyor musun? Çantamı hazırlıyorum. İçine neler koyuyorsun? Kıyafetler, bebekler. Başka? Pantolonlar. Pantolonlar, başka? Kıyafetler. Başka? Bezler. Bezler, ama artık çok bez takmıyorsun. Hı? Gündüz takıyorum. Gündüz takmıyorsun, gece takıyorsun. Kaç tane çikolata alıyorsun yanına? İki tane. Evet, her gün için iki tane mi alıyorsun? Peki sen uçağa binmekten korkuyor musun? Evet. Neden korkuyorsun? Çok seviyordun aslında. Tamam, çantaya geri dönelim. Başka çantaya koyuyorsun? Mesela temizlik eşyaları koyuyor musun? Sen banyo yapıyorsun ya, hani saçını şampuanlı koyuyorsun. Evet, koyuyorum. İlaçlarını koyuyorsun, değil mi? Evet. Pekmezimizi koyuyoruz, o da ilaç gibi bizim. Evet. Neydi o, sen bir şey daha içiyordun. Neydi o? Propolis. Propolis içiyor, kullanıyorsun, doğru. Başka, diş fırçasını koyuyorsun. Evet. Diş macununu koyuyorsun. Evet. Peki,
yemek ne koysunlar yanlarına? Çorba, yumurta. Ama yumurtayı kırılır çantaya koysalar. Hops. Ne koysunlar başka? Annem işe giderken yumurta aldı. Yumurta mı aldı? Tamam, o zaman yumurtayı haşlayıp koysunlar değil mi? Haşlayayım. Kırılmaz o zaman. Sen onu seviyorsun ya sabahları. Peki Miracığım, başka ne vardı?